Tekrar adamı. Hoş geldin sevgili arkadaşlar. Bugün taksicilik yapacağız sizle beraber. Bildiğiniz gibi oyunda birkaç tane iş yeri var. Mesela dünyanın en azı kiralıkları diye bir iş yeri var. Buraya gidiyorsunuz 100 bin krediyi bayılıyorsunuz. Ondan sonra size belli bir dakika içerisinde yapılması gereken bazı görevleri veriyor. Ve o görevleri bitirdiğinizde 1, 2 veya 3 yıldız şeklinde tamamlıyorsunuz ve buna göre de aldığınız ortalama yıldız sayısına göre de size günlük ödeme yapıyor oyun. Yani iş yeri sahibi gibi oluyorsunuz. Bu taksi de bunlardan biri. Taksi görevini daha hiç yapmadım. Şimdi hep beraber gideceğiz. En sevdiğim araç altında GTR var. Nissan 2017 model. Bununla İşan'ın taksi mekanına gideceğiz ve orada görevlere başlayacağız. Muhtemelen bugün bitiremeyeceğiz. Yani bu bölümde bitiremeyeceğiz. Ama görevlerin kalanlarını yapmayacağım. Bir sonrakinde tekrar bunu devam çekimi olarak yaparız ve taksi görevlerine kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi gidelim şimdi taksici olalım. Haritayı çizdim zaten. Bu arabayla oynamaya bayılıyorum ya. Şu an kulakçıklarda oynuyoruz tabii ki de. Arabanın havasını bozmamak için, ama oraya gittiğimiz zaman manuele çevireceğiz. Tabii ki de manuel oynayacağız o taksilerle. Bayağı da bir mesafe varmış. En favori araçlarımdan bir tanesi bu arkadaşlar. Çünkü hem yol tutuşu hem sesi, gidişi, yani muhteşem, bayılıyorum bu araca. Bakalım bize nasıl görevler bekliyor. Özellikle 3 yıldız almak için falan kasmayacağım arkadaşlar. Maksat işin geyiği yani, anlayacağınız. Kaç yıldız alırsak alalım. Verdiği sürede bitirmeye çalışacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Arabanın yoğun tutuşu nasıl? Muhtemelen çok hızlı roket gibi araçlar var. Sürpriz araçlar. Ne kadar yoldan çıkarız, ne kadar içine ineriz göreceğiz. Tabi genelde insanlar şey yapıyorlar, rotayı çiziyor sana, ama özellikle yolun üzerinden git demeyebiliyor. Yani tabi ormana dalıp yolu kestirme yapıp çok daha hızlı sürede bitirip yüksek yıldız alanlar da var. Biz şimdi normal, daha böyle olabildiğince gerçekçi bir şekilde gidelim. Kaç yıldızla bitirirsek bitirelim. Gerekirse ben sonradan onları tamamlarım. Veya sonradan 3 yıldız yapmak için başka çekimler yaparız. Başka videolar yaparım. Onları hep beraber izleriz. Orada tabii taktikleri de veririm. Bize 10 tane görev verecek. O görevleri sırasıyla yapmaya çalışacağız şu an. Canavar bu araba ya. Bu arabayla Forza Ton yapmak da çok keyifli oluyor. Yani gerektiği yerde drift'e yaptırtabiliyoruz. Çünkü zaten çok güçlü bir araç olduğu için biraz evet yoldan çıkmaya eğilimli oluyor drift yaparken, ama Forza Ton'u bence hakkıyla veriyor. İşan'ın taksileri. Bize muhtemelen drift görevleri de verecek orada. Bakalım limuzin falan da kullandıracak. Arkadaşlar çok güzel bir drift aracı hazırladım. Yani drifte biraz yatkınlığını arttırdım, ince ayar yaptım. Aracın ne olduğunu söylemeyeceğim, sürpriz kalsın. Ama yakın zamanda o araçla düz gidememe challenge videosuna devam edeceğiz. Buradan uçsak mı? Uçalım. 400 meters. Turn left.
Ayağı kesmedik yolu. Evet. Geldik. Hadi bakalım. Dediğim gibi 100 bine ödüyorsunuz. Ondan sonra olaya giriyorsunuz. Görevlerini tamamladıktan sonra bitirdiğiniz yıldız sayısına göre size günlük ortalama bir miktar veriyor. Tabii ne kadar yüksek yıldızla bitirirseniz o kadar fazla alıyorsunuz günlük. Tekle. Evet, manuel'e alacağız. Bunu unutmayalım. Great to see you. You ready for this? Hazırım her zaman. Aisha will handle the clients, you handle the driving. You olur. Are going to love the driving. Hepsini yaparım. Oh, the driver, the one Joel sent. Yes, so the business plan was for a premium taxi service around the UK. You know, get where you're going fast, but with Horizon in town, the definition of fast has changed somewhat lately. So you're hired. Here's your first fare. Canavar gibi gidiyor bu ya. Arkadaşlar bir kesmek zorunda kaldım videoyu. Çünkü göreve başladıktan sonra arabayı manuel alamıyorduk. Görevden çıktım. Arabayı manuel aldım. Ondan sonra tekrar göreve girdim. Orada tabii videoyu kesmek zorunda kalmış oluyorum. Araba bu arada canavar gibi gidiyor. Bir dakika, burası mı? İyi, olur. Nereye park ediyoruz canım? Olur. Güzel, tamam. Bu acemiliğimize geldi. Bundan sonrakini daha iyi olacak. Now, first impressions are everything. This has to be fast, clean and friendly. Oh no, did I clean the car? Yes, I did. Hadi bakalım. Müşteri. You'll be taking this one over to the festival. Make sure it goes well. Hemen hızlıcana götürürüm ben onu. Have you been to the festival yourself? What a talker, eh? That's okay. Arkadaşlar, her bölüm başında oyun ilginç bir şekilde radyoyu açıyor. Ben de tabii o radyoyu kapatmam gerekiyor, telife takılmamak adına. Orada ufak tabii kesikler atmam gerekiyor videoya. Bu ufak tefek kesikler için kusura bakmayın. Araba yalnız çok iyi oturtuyor. Vallahi böcek gibi gidiyor araba ya. Aa, vallahi yetişemedik ya. Ha, 2 yıldız için. Tamam, olur. Ama oraya sanki en kötü halinde kaç yapmamız gerektiğini yazsak daha iyi olmaz mıydı? Evet. You're not a talker, but you sure can drive. Thanks a lot, mate. See you round like a Rissa. Olur. Önemli değil. Devam ediyoruz. Evet, bize para ver. Bize nüfus ver. Ne verirsen ver, bir şey ver. Şimdi hemen ikinci görevden devam edelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Devam. Sonraki bölüm. Bakalım şimdi ne verecek? Aynı arabayla mı oynayacağız? Nasıl bir görev yapacağız? So your first fare went well? Yani fena geçmedi, evet. Oh, well, that's excellent, isn't it? No time to rest. We've got another one. Local job. There should be a car waiting for you. Go, go, go. Olur. Hemen hazırlayalım. Müzik açmayacaksın değil mi sen? Eyvallah. I've set the pickup location for you. I don't care how you get there. Just get there.
İçine bakalım mı şöyle? Çok iyi ya. Arabanın ses, gidiş falan gerçekten çok çılgın, çok iyi ya. Nereye park ediyoruz canım? İşte bu. Bekliyoruz. Biri gelecek herhalde, alacağız götüreceğiz. Next fare is a London cab driver. Just keep it fast and professional and whatever you do. Hızlı olmak bizim işimiz ya. Hiç önemli değil. I put the route in the computer. This is working nicely. I can set it up for you without us having to worry about street numbers and things. Hadi bakalım. See, in my day, taxi driving was a calling, not a pastime. Muhtemelen şimdi duvarları falan kırıp geçsek daha kestirme bir şekilde varırız. Ama dediğim gibi onu yapmayacağım bu sefer. Ya sen canını sıkma ya, konuşuyorsun ama. What? These gadgets and gizmos are never going to replace good old-fashioned know-how. Oh, hold on. Yeah, this is still the right way. Güzel. Müşterimizi yetiştiriyoruz. Acil. Uçağa kaçacak herhalde. Spacious, comfy. Five-point seat belts. Very swanky. Altı var mı bunda? Vay, tabii bu kadar engine upgrade yapınca normal. Tam basmışız frene. Ya geliriz tabii ya. Blimey. Well, guess you did all right then, didn't you? If you're ever down in London. Don't try to pinch any of my fares, hey? Kills. Hey. Devam et. Bir ara devam et. Güzel. Seviyeyi de atladık. Şimdi mi çevireceğim illa? Hadi bakalım ne çıkacak? Sürpriz şans çarkı. Allah'ım ya. Ne çıktı ya? Neyse. Nasılsa fazladan. Eşantiyon. Hemen hızımızı kaybetmeden devam edelim. Hatta bu son bölüm olsun arkadaşlar. Üçüncüyü yaptıktan sonra videoyu noktalayalım. Çok fazla uzatmayalım. Bunun devamında Işan'ın taksileri serisi devam edecek. Hızlı hızlı bitireceğiz. Ya bırak bu işleri. Yavaş gittiğiniz zaman yavaş gidiyorsun diyor. Sonra gazladığınız zaman muhabbet yokmuş. Sizle muhabbet ettim arkadaşlar. Güzel muhabbet. Ne yapmış lan o? Arazi aracık bir şey yapmış oraya. Oğlum, arazi lastikleri falan takmış lan bunlar. Oha! Araba
Lastiklerle tabii durmuyor da. Just wait here, I'll text the passenger. Ben bekliyorum zaten. Benim işim bu. Oh wait. Oh no. The passenger deli gibi kullanan bir sürücü istiyor. You do know how to do that, right? Onu biliyoruz tabii. Onu biliyoruz da sana ne kadar delisi lazım? Hiya, I'm headed for a house on Derwent Water, please. First day and night at the festival. Evet, şimdi tabii yol tutuşu biraz düşmüş arabanın. Deli gibi kullanırım, deli gibi kazalar yaparım, çılgın gibi kullanırım. Her şeyi yaparım ben. Sen yeter ki iste. Sounds like the best taxi ride ever for a Londoner. Let's go. Evet, arabayı yükseltip lastikleri değiştirince yol tutuş rezalet olmuş arkadaşlar. Bizi araziye sokacak dedi. Şşt, bir düz git lan. Jess, it's me. Remember that hilarious Aisha's taxi route we read? I got that driver. Yeah. You're at the party. Cool. I'll be there in, I don't know. Çarparım da, her şeyi yaparım da. Şşt lan, bir düz git lan. Bakalım yetişebileceğiz mi? Ne yapalım, pislik yapalım mı? Pislik yapalım dedik, düzeltebilir miyiz? Düzeltemedik. Evet, pislik yapalım, yolu kestirelim derken oyun cezayı kesti. İşte benim şov ağzımdan muhtemelen. Bir yere çarpma demiyor. Buradan gideceğim. Çarpma lan! Burayı da kestireyim ben. Çarpmadan kestirebileceğiz bakalım. Kestirdik. Abo, ne oldu lan? Yıldızı da alamadık. Bir dakika bakayım. Ha, alıyoruz. Son anda yetiştik. Üçüncü bölümü de tamamladık. Araç seçtik. Yalnız arabanın yol tutuşu falan bayağı bozuldu arkadaşlar. Yani leylek gibi gezdik. Hani böyle çok yüksek olunca arabalara halk ağzında leylek gibi olmuş derler ya. Aynen o şekildeydi. Taksi bölümünü bu şekilde burada şimdilik noktalayalım arkadaşlar. Taksi serisine dediğim gibi devam edeceğiz. Şimdi tabii hepsini yaparsak çok uzun bir video olur. Sizi de sıkmak istemiyorum. O yüzden bu serileri kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.